Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere araçlarımızdaki düşük rölanti veya yüksek rölanti ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Şimdi bildiğiniz üzere bizim araçlarda elektronik gaz kelebeği bulunmakta. Programlanabilir bir elektronik gaz kelebeği bulunmakta. Bunu nitekim hangi ustaya giderseniz gidin size bunlarda kalibrasyon olmaz, programlama olmaz dese de sizleri başından savsa da yani iyi bir usta buluncaya dek bunu araştırmanızı tavsiye ediyorum öncelikle sizlere. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımızla bunu soğuk motorda düşünmeyin. Sıcakken yani ortalama hararetiniz 80'in üstünde 90 civarındayken aracınızın rölantisi 700'ün altındaysa eğer hani yani nasıl söyleyeyim sizlere şu gördüğün şu olduğunuz şu çizgide ise ya da bunun bir tık üstündeyse ya da yukarıda ise mesela şu ortadaki çizginin üstündeyse mesela ona yakın bir değerdeyse bilin ki aracınızın boğaz kelebeği kalibrasyonsuzdur. Şimdi ben sizlere daha önceden boğaz kelebeği kalibrasyonu ile ilgili bir video çekmiştim. Hani boğaz kelebeği temizliğinden sonra boğaz kelebeğini nasıl kalibrasyon ederiz gibi bir video çekmiştim. Kontağı 7 sefer aç kapa yapıyorduk. Bunu şu şekilde anlatayım sizlere. Bununla onun arasındaki fark. Bazı arkadaşlarımız devamlı bana soruyor. Şimdi arkadaşlar benim size göstermiş olduğum sistemde hani kontağı aç kapada daha önceden aracınızın boğaz kelebeği kaçta rölantiniz programlandıysa yani örnek veriyorum 750'de programlandıysa aracınızın rölantisi 750'ye gelir orada kalır. Ya da sonradan bir işlem yapılmışsa ya da hiçbir işlem yapılmamış fabrikasyon 740 civarıdır 750 civarıdır ya da 760 civarıdır o bazen değişebiliyor. Hani eğer programlanmadıysa hiç. Eğer böyleyse orada gelir kalır. Hani bizim yapmış olduğumuz o işlemde eğer mesela pedalınızda, boğaz kelebeğinizde, oksijen sensörünüzde, egerenizde, motorunuzda hava almıyorsa hani sağlıklı bir motor ise rölantinizin devri 760-770 civarındadır. Ha, buna tabii ki etken olaraktan bujiler, ateşleme, yanma gibi birçok etken olabilir. Hatta egzozunuzun temizliği yani egzozunuzun tıkalı olup tıkalı olmaması bile bu rölanti devrinizi etkileyebiliyor ya da sübaplarınızdaki sıkıntılar dahi etkileyebiliyor arkadaşlar. Hani bunları bir kenara bırakalım. Hani sağlıklı bir motor için hani daha önceden hiçbir sıkıntısı olmayıp ama devamlı hani motorun rölantisi düşük olan arkadaşlar için aktarıyorum ben bunu. Ya da yüksek olan arkadaşlar için. Eğer böyle bir durum söz konusuysa herhangi bir oper işiyle yani bak şunu belirtmek istiyorum. Birçok araca bakan yerlerle değil. Sadece Opel araçlarla uğraşan ustalara gidip benim aracımın rölantisinin yüksek olduğunu hatta birazdan çekeceğim ben size bu videomu da izletebilirsiniz o ustalara. Aracınızın rölantisinin yüksek olduğunu ya da düşük olduğunu bunun programlanabileceğini bunun rölanti programlanmasını ve kalibrasyonunu yapmasını isteyin arkadaşlar. Şimdi aracınız eğer düşük rölantide olursa aracınız rölantideyken çok yakar ve yolda giderken istop dahi edebilir. Stop edebilir aracınız. Eğer mesela rölanti devriniz diyelim ki 900'lerde ise bu da aracınızın hem sesli çalışmasını hem de kalkışlarda ayağınızı debriyajdan falan çektiğinizde ani atılmalara bunun gibi farklı sebeplere yol açabiliyor. Sorunlara yol açabiliyor. Ya en basiti şunu söyleyeyim arkadaşlar. Motorunuzun daha fazla yakıt tüketimini, bujilerinizin daha çabuk zamanda bozulmasını, LPG sisteminizin daha çabuk zamanda bozulmasını sağlayabiliyor. Hani bu rölanti yüksekliği veya düşüklüğü. Mesela düşük olduğunda ateşlemeniz de düşüyor. Ateşlemeniz düştüğünde arkadaşlar bobininiz daha çabuk bozuluyor. Ya da yüksek olduğunuzda ateşleme bobininizin daha çok çalışıp daha çabuk bozulabiliyor. Bu şekilde bir ince ayar noktası var. Ortalama olaraktan 760-770 civarlarına rölantinizi getirmeniz gerekiyor. Hani bunu
Yok, Opel araçları da Vector araçları da özellikle hani boğaz kelebeği kalibrasyonu yapılmadığını sizlere söyleyebilirler. Yani daha iyi bir usta bulana kadar birçok tüm ustaları gezin arkadaşlar, benden size tavsiye. Çünkü kalibrasyon yapılabiliyor. Ben de kendim arıza tespit işiyle uğraşıyorum biliyorsunuz. Ya kendim bile yaptıramamışım. Hani sizleri düşünemiyorum artık. Mesela ben de kalibrasyon için cihazım yoktu. Yeni bir cihaz aldım. Tekrardan şimdi onunla biraz karıştırırken kendi arabama dedim bir bakayım. Karıştırırken rölanti programlaması da aklıma geldi o şekilde. Hemen programlayayım dedim. Aracımı ben kendim programladım. Şimdi tekrardan sizler için beraber programlayacağız. Yükselteceğiz veya düşüreceğiz. Bunun gibi birkaç işlem yapacağız. Cihazımın tabii ki bir şarjı bitmeden önce. Şimdi arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar çekiyorum sizlere biliyorsunuz. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de abone olup bildirim zillerini açarsanız eğer bu tarz videolardan sizler de haberdar olmuş olabilirsiniz. Araçlarınızda eğer bakarsanız aracınızda size bakar arkadaşlar. Hani bobininizin ya da bujilerinizin çabuk bozulmasını istemiyorsanız, aracınızın düzensiz çalışmasını istemiyorsanız bu tür işlemleri yapabilirsiniz. Hani şunu diyebilirsiniz ya usta 700 olsa ne olur, 760 olma yerine bir şey olmaz arkadaşlar. Yani hemen bozulacak gibi değil. Hani bu hemen ama sizin aracınızdaki o sürüş konforunuzu sağlamaz. Yani düşük rölanti olduğunda aracınız kalktığınızda ne yaparsanız yapın debriyajdan ayağınızı hafiften çektiğiniz az bir şey motorunuz güce bindiği için rölantiniz de düşüyor. Hani siz de bir tık daha fazla gaz veriyorsunuz aracınıza o şekilde düşünün. Hani bu sizler için avantaj sağlayacaktır. Şimdi beraber sizlerle hemen kontrol ederim. Öncelikle ben cihazımı alayım. Şuradan bir saniye. Kontağımızı açalım. Şimdi arkadaşlar aracımızı çalıştır kontağını açtık öncelikle. Şimdi bu şekilde bendeki program girdik. Rölanti hız programlaması. Bu kalibrasyonla bunun arasında fark var arkadaşlar. Bu sadece hız ayarlıyoruz. Aracınızı çalıştırın dedi. Motoru çalıştırdık. Klimamız kapalı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce size söylemiştim istenilen normal rölanti 760 civarı. Şu an benim rölantimde 740'larda 720'lerde ben az önce bir ayar yapmıştım. Şimdi bakın arkadaşlar ben buradan hemen yükseltiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. İstersen ben bunu mesela bu şekilde programlayabilirim. Mesela bakın anlık yakıtını görüyorsanız aracınızın 1.9'dan 1 arasında yakıyor. Şimdi biraz daha yükseltelim. Bakın gördüğünüz gibi 1'e geldi. Rölanti devrenizde görüyorsunuz. Bunu küçültüyoruz. Bunu sıcakken ayarlattım arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Mesela hararetiniz 80-90 olduğu zaman ben sizlere göstermek için bu şekilde yaptım. Çünkü tam bir ayar yapamıyor. Yani şu anki ideal bir devirdedir. 760 civarlarında. Buradan ben programladım. Şu an aracım benim programlama tamamlandı. Hemen geri çıkalım. Canlı değer diyelim. Diagnostik bilgi. Bakalım burada nerede bulalım. Hemen hem de siz de bu şekilde görmüş olursunuz programı. Gördüğünüz gibi şu an benimki 800'lerde. Şu şekilde olduğunda 800'lerde. Benim motorum soğuk diye hani bir tık daha ısındığı zaman 90'a falan geldiği zaman bu 780'lere falan düşecektir. 700 hatta hafiften düşmeye başlıyor. Önemli olan arkadaşlar şuradaki yakıt ortalamanızda 7 civarında olması. Gördüğünüz gibi 7-8 civarında. Bu da yükseldiği zaman yani soğukken yüksek olur. Isındıkça motorun rölantisi düşer. Gördüğünüz gibi rölantide hiç titreme yoktur. Yani sizlere bu şekilde bir bilgilendirme yapmak istedim. Bu şekilde bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi 780'lere kadar düştü. Bu daha da düşer arkadaşlar. 770 civarlarına falan düşer tahminimce. Tam 90'a geldiğinde. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum öncelikle. Arkadaşlar beni takipte kalın.
Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve abone olaraktan videolarıma destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zillerini de açarsanız hem bu tür videolardan sizler de haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.